Ve Kriptometre'de yılın son programında karşınızdayız. YouTube'dayız. Canlı canlı hem sizin sorularınızı yanıtlayacağız hem de bu yılı nasıl geçirdi BTC Türk ve gelecek yıl hem BTC Türk açısından hem de kripto paralar açısından nasıl bir yıl olacak? Bütün bunları konuşacağız. Yılı toparlayacağız. 2019'a bakacağız. Canlı yayındayız. YouTube'dan BTC Türk YouTube kanalından canlı olarak sorularınızı bize de yöneltebilirsiniz. O soruları da anında canlı canlı yanıtlayacağız. Kimle beraberiz? BTC Türk CEO'su Özgür Güner'e bizimle birlikte. Ve çok konuştuğumuz blockchain teknolojisi. Geleceğin teknolojisi diyoruz ya. Aslında BTC Türk'ün temelinde bir teknoloji, bir yazılım dehası yatıyor. İşte onu konuşacağız. BTC Türk CTO'su Ozan Yurtseven bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi canlı canlı soruları da yanıtlarken bütün bir yılı konuşacağız dedim ya. 2018'i nasıl geçirdiğimizde Özgür Bey böyle bakarak bir başlayalım mı? Biraz daha böyle dalgalı, inişli çıkışlı hani kripto paralar açısından herkesin gözünün kulağının böyle keskinleştiği, ekrana kilitlendiği bir yıldı. Evet. Aynı zamanda teknolojinin de hızlı geliştiği bir yıldı. Kesinlikle. Sizin BTC Türk'ün kuruluşu da çok eski değil aslında. Yani 5 yıl, şey yıllık bir marka ama tabii 10 yıldır var olan bir sektörde 5 yıldır faaliyet gösteren bir marka olabilmek kolay bir şey kolay değil. Kolay değil. Evet. Bir de bir miktarda öncüsünüz. Evet. Nasıl gelişti bu yıl? Neler yaptınız? Önce isterseniz kısaca globalden bahsedelim. Yani bir yıl önce bugün neler konuşuluyordu? Bitcoin, kripto paralar, blockchain dünyasında bugün neler konuşuluyor? Bunu da iki ana başlığa ayırabiliriz diye düşünüyorum. Bir tanesi sadece fiyata bakıp yorum yapanlar. Bir tanesi de aslında işi, vizyon tarafını, gelecek tarafını ve endüstride olup bitenlere bakanlar diyeyim. Tabii ki fiyat önemli. İnsanlar, kullanıcılarımız veya global ölçekte kullanıcılar bu fiyat dalgalanmalarından para kazanabiliyorlar, kaybedebiliyorlar. Ama sadece fiyata baktığınız zaman geçen yıl yaklaşık bu zamanlar 50-55 bin bandında bir Türk lirası bazında bir Bitcoin fiyatı varken bugün 19 binler seviyesindeyiz. Evet, 53 binmiş 19.250. Evet, birçok en çok merak olumsuz edilen bakanlara, konuyla hemen başladınız. Olumsuz bakanlara ilk şimdi aradan bunu süper, çıkaralım. Çok teşekkür ederim. Şahanesiniz. Fiyat konusuna ve Bitcoin'e olumsuz bakanlar açısından zaten belliydi. Oldu bitti. İşte çöp oldu. Gitti gibi bir bakış açısı var ama bu yıllardır var olan bir şey zaten. Dolayısıyla biz asıl bence yapmamız gereken şey fiyatı bir kenara koyup, yani fiyat 200 bin lira olsaydı da bunu konuşmamız gerekirdi. Endüstride neler oluyor, altyapıda neler oluyor, sektörde neler oluyor, bence ona bakmamız lazım. Ben kısaca ondan bahsedeyim, sonra Ozan daha çok 2018'de biz neler yaptık ona anlatsın. Oraya geçmeden önce 13 bölüm boyunca analistlerin, kripto paralar konusunda uzman kişilerin ve geleceği takip edenlerin söylediği bir şey vardı. Kripto paralar... Şimdi dolarda da dalgalı seyir olacağını varsayarsak altın da yükselirken kripto paralar böyle bir arayışın limanı olabilir ve iki yılda bir zirve yaparlar. İki yılda bir çıkışları vardır. Sanırım ikinci yıla giriyoruz. 2019'la ilgili bazı öngörüleriniz varsa paylaşalım. Ben giriş yaptım, buyurun devam şimdi edin. Ben biliyorsun seninle yaptığımız programlarda da fiyat konusunda bir tahminde bulunmuyorum. Biliyorum. Ama eğer kripto paralar ortaya atarak yolu açtım, bizim hayal ettiğimiz veya geleceğine inandığımız şekilde hareket ederse fiyatın bugünkü seviyelerden çok daha yukarıda olacağını ben şahsen düşünüyorum. Bir yandan da espri yolu şöyle bir şey söyleyebiliriz. Dünyada 32 milyon tane dolar milyoneri var. Ama dünyada hiçbir zaman 32 milyon tane Bitcoin olmayacak. Dolayısıyla bir tane bütün diyelim Bitcoin'i olan kullanıcıların gelecekte gerçekten özellikli bir yerde olacaklarını fiyattan bağımsız olarak öngörebiliriz. Evet, burada onu bir uyarınız daha var, onu da başında söyleyelim. Hep dediniz ki bütün yatırımlar sepettir. Kesinlikle. Bütün yatırımlarınızı buraya bağlamamalısınız. Sonuçta bu biraz da saklama ve uzun vadeli bakmaktır. Aynen. Bu soluk, yani bu tür fiyat dalgalanmalarına soluğunuzun yeteceği kadar, bütçenizin, portföyünüzün, finansal durumunuzun yeteceği kadar eğer bir pozisyon almayı düşünüyorsanız yapın. Çünkü kripto işi aşırı dalgalı. Volatilitesi son derece yüksek. 2018 yılında bu arada volatilitesinin çok düştüğü örneğin yaz ayları gibi dönemler de yaşandı. Fakat dalga boyu zaman zaman çok yükselebiliyor. Eğer nefesiniz ya da yüzmeyi sadece belinizde durabileceğiniz bir su seviyesinde biliyor iseniz veya finansal gücünüz ona yetiyor ise
uzaklara açılıp sörf yapmaya çalışmayın. Benim en önemli 2019'a ilişkin de vereceğim yatırım tavsiyesi bu olur. Önemli, böyle sörf zamanı değil, böyle biraz sakin kuytuda, limanda güvende kalmakta fayda var. Ben para kaybettim diyenlere bir şey söyleyecek misiniz? O tabii panik her zaman yaşanır. Ya tabii söylediğiniz şimdi bunu hani ikiye bölmek lazım. Evet. Yine ben aynı şeyi söylüyorum. Yani eğer siz trade tekniklerine ve disiplinine hakim değilseniz, geçmişte bununla ilişkin bir tecrübeniz yoksa ve çok yaygın kripto paralarda hareket ediyorsanız, kaybettiğiniz paraları geri kazanmanız çok kolay olmayabilir. Ama ben şahsen özellikle bizim platformda biz biliyorsunuz global olarak işlem hacminde ve piyasa değerinde ilk ondaki kripto paraları platforma eklemeyi tercih ediyoruz. Ben genel olarak Bitcoin'e de çok inanan bir kişiyim. Dolayısıyla Bitcoin'de bir pozisyonunuz varsa bunu geleceğin yatırımı olarak görmek bence daha doğru. O yüzden her gün fiyata bakıp bugün şunu kazandım kaybettim demektense aldığınız vizyon çerçevesinde ve finansal gücünüz çerçevesinde bu işlemleri yapıyorsanız o çok daha güvenli. Burada biraz anlamadığınız, vizyonla kazanacaksınız. Aynen öyle. Anlamadığınız, detayını anlamadığınız, ne işe yaradığını bilmediğiniz kripto paraları zaten bulaşmak bence doğru bir yöntem değil. Teknolojisini anlamak, tanımak lazım. Ne işe yaradığını tanımak lazım. 2019'da ben yine bu altcoin'ler dediğimiz birçok coin'de çok büyük problemler yaşanacağını, paraların yok olabileceğini, sıfıra düşebileceğini öngörüyorum. Öyle bir tehdit hala var. O yüzden böyle her duydukları kripto paraya kullanıcıların atlamaması doğru olur. Sörfler orada da doğru değil. Evet. Açık denizlerde, evet. Dalgalı denizlerde. Evet. Evet. 2018'i konuşuyorduk. Siz 2018'i BTC Türk olarak nasıl hatırlayacaksınız? Yeni bir başlangıç oldu aslında bizim için. Çünkü her ne kadar yani ben Bitcoin'in yaşam döngüsüyle BTC Türk'ün yaşam döngüsünü çok benzetiyorum aslında. Her seferinde yeni bir yani bizimki fiyatla biraz ters koreli oldu bu sene. Yani Bitcoin fiyatı gerilerken ama altyapısı, teknolojisi ve endüstride inanılmaz gelişmeler olurken biz de aynı ivmeyi ve atılımı 2018 yılı içinde yaptık. Belki de bizim gibi bir şirket açısından 2018 yılında gelirlerin nispeten o yani Aralık'ta geçen sene Ocak ayında veya Kasım bu sene, yine geçen sene Kasım ayındaki o inanılmaz hype, her gün fiyatın yükseldiği, insanların hesap açmak için kuyrukta olduğu bir zamanda olmamamıza rağmen bütün bu yatırımları yapıyor olmamız aslında bence geleceğe olan inancımızın en önemli göstergesi. İşler yavaşlıyor, kabuğumuzu çekilelim demektense tam tersi biz bu işin geleceğine inanıyoruz. İşten, hacimden bağımsız olarak biz global ölçekte performans gösterebilen bir şirket olabilmek için üstümüze düşenleri yapmalıyız felsefesi. 2018'in felsefesiydi bence BTC Türk açısından. O yüzden ki yatırımlara devam ettim. Yatırımlara hiç durmadan devam ettik. Hala ediyoruz. Ekibimizi büyüttük. Sadece Ozan'ın ekibinde şu anda 25'e yakın arkadaşım çalışıyor. Birazdan soracağım kimler çalışıyor. Kurumsal kimliğimizi değiştirdik. Yeni bir yüz ve ivme kazandık. Ekibimiz çok büyüdü. Sadece teknik tarafta değil diğer tüm taraflarda. Yeni ürünler platformu ekledik. 5 yılda kaçtan 9 kişiden? Bu yıl başında yaklaşık 9-10 kişilik bir ekipten bugün 90 üzeri sayıya ulaşmış durumdayız. Ya kullanıcı yıl, sayımız bu yıl özellikle ciddi bir ivme olmuş. Bu sene kullanıcı sayımızı yılın başındaki beklentilerimiz kadar artıramadık. O da bir gerçek. Ama şunu gördük ki Bitcoin'in en fiyat olarak dalgalandığı, düşüş yönünde hatta hareket ettiği, zaman zaman insanların endişelendiği dönemlerde bile yeni kullanıcıların sisteme gelmeye devam etmesi bence bizim şirketimize olan ve bu işe olan uzun vadeli bakış açısının bir ispatıydı diye düşünüyorum. Yani kullanıcı sayısında beklediğiniz olmadı ama kullanıcı kaybı yok. Kaybı yok, artmaya da devam ediyor açıkçası. Kullanıcı tabanımız her geçen gün genişliyor. Özellikle fiyatın aşağı yukarı hareket ettiği günlerde bunu daha fazla görüyoruz. Kurumsal işbirlikleri bizim için 2018 yılında oldukça yoğun bir çalıştığımız alan oldu. Yeni ofisimize taşındık yine 2018 yılında. Tabii çalışanlar arttıkça ofiste. Ofis çok güzel aslında, bu arada. O yüzden 13 bölüm boyunca çok keyifliydi. Aslında burada bir olayı üçe bölebiliriz. 2018'de yaptıklarımız açısından eminim Ozan'ın teknoloji tarafındaki yaptıklarıyla da örtüşecektir. Bir, kullanıcılarımızın doğrudan hayatına veya işlem süreçlerine, deneyimlerine dokunan konularımız oldu. Ne gibi? Şu anda mesela yaklaşık 560 bin kayıtlı kullanıcımız var. 560 bin. 100 bine yakın aktif kullanıcımız var. Ve siz bize herhangi bir konuda geri dönüş yapmak istediğinizde e-mail atıp günlerce beklemeniz diye bir şey artık söz konusu değil. Uzun zamandır. Hızlandık diyorsunuz. Hızlandık. 7/24 chat hizmetimiz var.
herhangi bir sorununuzda anında bizim elemanlarımıza, takım arkadaşlarımıza ulaşabiliyorsunuz. Sorununuzu hızlı halledebiliyorsunuz. Ve bunu çok kısa sürelerle yapıyoruz. Ortalama geri dönüş süremiz sanırım 10 saniyenin altında, o seviyelerde. Cevap hemen, buyurun, nasıl yardımcı olabiliriz aşaması. Bunun gibi doğrudan bizim kullanıcılarımızın hayatına dokunan noktalar var. Bir kısım çalışmalarımız, burada tabii Ozan'ın yaptığı çalışmalar ağırlıklı, kullanıcılarımızın belki doğrudan hissetmediği ama güvenlik tarafında olabilir, altyapı tarafında olabilir, hızda olabilir gelişmeler, inanılmaz gelişmeler var. Onları tabii oturup tek tek hepsini anlatamıyoruz. Kullanıcılarımız da doğrudan hemen hissedemiyorlar. Bir ama kısımda, kullanıcılar bu konuyla çok ilgili olduğu için mesela teknik tarafında çok hakimler ve evet, bence hissediyorlar, meraklılar. Evet. Bir üçüncü nokta da açıkçası 2018 yılında üzerinde çok çalıştığımız ama henüz kullanıcıların önüne sunamadığımız konularımız var. Örneğin mobil uygulamamız. Mobil uygulamalarımız sıfırdan tasarım olarak, altyapı olarak, güvenlik olarak, yeterlilik olarak yeniden yazılıyor. Bitmek üzere. Umuyorum çok yakın zamanda onu da lansmanını yapacağız. Yani bu üç kategori içerisinde çok farklı çalışmalar gerçekleştirdik. Yaptıklarımız var, yatırımlarımız devam etti. Büyümek için yapacaklarımız var. Yapacaklarımız var. Yol haritamız gayet net. Ne yapmak istediğimizi, nereye gitmek istediğimizi gayet iyi biliyoruz. O konuda o yüzden çalışmak da bizim için hem bir yandan zevk oluyor, kendi hedeflerimizi yakalamak için çabalamaya ve koşturmaya devam ediyoruz. O yüzden 2018 hareketliydi. Yeni kripto paralar ekledik. Ripple, Stellar Lumens, ben buradayken Tether mesela gibi. Biz bu çekimleri yaparken peyderpey o artışı gördük. Bitcoin Tether tahtasını açtık. Örneğin oradaki çifte Bitcoin Tether'de işlem yapma imkanına kavuştu kullanıcılarımız. Artık ekranlarda zaten şey olarak da aynı zamanda para gibi, dolar gibi, euro gibi Bitcoin'i de görüyoruz. Aynen öyle. Sisteme girdiğimiz. Oradan da işlem yapmak mümkün oldu. Mümkün. Dolayısıyla özellikle yeni yapacağımız işbirlikleriyle de farklı bir yere geçeceğiz. Diğer taraftan tabii şu anda da içindeyiz. Kriptometre. Kriptometre bence var, evet. Bence çok önemli. Çünkü sen hep onu bizimle konuştuğunda söylüyorsun. Ekran önünde veya arkasında BTC Türk olarak aslında bu işin öncülüğünü yaptığımızı, liderliğini yaptığımızı ve o anlamda da sorumluluğunu taşımamız gerektiği konusunda hep seninle sohbet ediyoruz. Bizim yapacağımız olumlu şeylerin sektörü ileri götüreceğine inanıyoruz. Bu görevlerimizden bir tanesi de Bitcoin'i, blockchain'i, kripto paraları düzgün anlatmak. Dolayısıyla Kriptometre bunun için çok güzel bir platform oldu. Senin de bizimle beraber bu süreçte olman bizim için çok kıymetli. O yüzden çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Hem kullanıcılarımıza hem izleyicilerimize. Onlar da eminim en azından bizim görebildiğimiz sosyal medya etkisi olsun, farklı kanallar olsun, sizi görmekten çok mutlular. Açıkçası ben ilk başlarken YouTube'da bu programın, bu bölümlerin çekilmesi, yayınlanması sonrasında bu kadar ilgi göreceğimizi düşünmedim. İzlenme sayıları oldukça yüksek. Evet, yani ben mesela yolda yürürken yaptığım kanalda yaptığım programın yanında bana kriptometreyi soruyorlar. Mesela kripto paralara ilgi çok yüksek, onu hissediyorum ve doğru bilgilendirmenin önemini de daha iyi anlıyorum şimdi. Kesinlikle. O yüzden teşekkür ederim, size tebrik ederim. Sağ olun. Bu konuda gerçekten önce oldunuz çünkü YouTube'a da farklı bir bakış açısı getirdiniz. Evet, biz çok profesyonel yaptığımız işte kalite olsun. Yani kullanıcılarımıza şimdi bu arada biz tabii bu yayını gerçekleştirirken arkada bir ekip de çalışıyor bu yayının hayata geçmesi için. Onlara da ben teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ben de BTC Türk ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok kendi güzel, evimiz gibi, bir çalışma yerimiz gibiydi. İmkanı oldu. Çok güzeldi. Dolayısıyla Kriptometre bizim için 2018 yılındaki ana noktalardan bir tanesiydi. Umuyorum 2019'da da bunu devam ettirmeyi planlıyoruz. İnşallah yeni projelerle, yeni içerikle, haberlerle. Yeni haberlerle, yeni inşallah güzel duyurularla falan. O da bizim için oldukça önemliydi. Onun dışında bu yine sosyal tarafın yani sorumluluklarımızın bilinciyle ve eğitimi daha da yayabilmek açısından Boğaziçi Üniversitesi ile bir işbirliği içerisindeyiz. Blockchain Talks adı altında aylık konuşmalar düzenliyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nde. O yüzden işin sadece ne kadar para kazanırız dan ziyade biz bu işi nasıl büyütebiliriz, nasıl doğru anlatabiliriz, nasıl kullanıcıları oluşabilecek olumsuz risklerden, örneklerden koruyabiliriz. Bu merakı ve ilgiyi nasıl doğru
aynen öyle. Bu enerjiyi nasıl doğru kanallara gönderebiliriz? Ülkemiz için, sektör için, şirketimiz için tabii ki. Çünkü şunun bilincindeyim ben. Yani Türkiye'de kripto para işi ve veya blockchain konusundaki çalışmalar sadece bir iki şirketin yapacağı, başaracağı şeylerle olmayacak. Bu sistem, bu ekosistem ne kadar sağlıklı çalışırsa hepimiz için, yani ülkeye rağmen, sektöre rağmen BTC Türk'ün hiçbir sorun olmadan yolunda devam etmesi, her gün büyümesi diye bir şey söz konusu olamayacağının farkındayız. O yüzden bir yandan da endüstri standartlarının oluşmasını da hem regülasyon, olası regülasyon zamanı için hem iş yapış yöntemleri için çok hassasiyetle yaklaşıyoruz. Evet. O yüzden kriptometre gibi, blockchain talks gibi etkinliklerde işin sosyal boyutu açısından da oldukça önem taşıyor. Şimdi doğru. Düşünüyorum bayağı yoğun bir 2018 olmuş bayağı, aslında. Bayağı yoğun. Burada ben de birkaç bir şey söylemek ben istiyorum. Burada işin temelinin teknoloji ve sizde olduğunu farkındayım. Evet. Konuşurken. Şimdi çok teknik olduğu için kaçıyoruz oradan biraz ama i̇şte bir dalalım içine. Yani şimdi Özgür Blockchain Bey'in... Blockchain teknolojisini aslında siz hayata geçiyorsunuz. Öyle değil mi? Geleceğin teknolojisini bugünden yönetiyorsunuz. Yani evet, şimdi aslında şöyle söyleyebilirim. Blockchain teknolojisini hayata geçirebilmenin bir yolunu yapıyoruz biz. Yani bu projeyi de ilk başlarken vizyonumuz da bu blockchain, işte bu kripto paralar bu dünyayı değiştirecek ama öncelikle bu dünyayı değiştirmeden önce bu insanların buna bir adaptasyonunun gerektiğini gördük. Yani cebimizdeki TL'lerle Bitcoin alabilmenin bir yolu olması gerekiyordu. Öncelikle bunu sağlamaya çalıştık. Şimdi burada demin Özgür Bey'in söylediklerini tamamlayıcı demeyeyim ama eklemek istediğim birkaç bir şey var. Gerçekten biz bu projeye ilk başladığımız zamanlarda tabii hep teknik konular. Kendi kendimize her şey teknik konuşuyoruz. Herkes de bunu anladığını düşünüyoruz. Tabii şimdi böyle programlarla işte Özgür Bey'in de dünyamıza girmesiyle yani hep bana şöyle der. Ya Ozan sen bunu tamam anlatıyorsun. Herkes yapabilir gibi anlatıyorsun ama herkes bunu yapamayabilir. Evet. Bunu evet. Daha güzel bir şekilde anlatmamız lazım. Daha açıklayıcı olmamız lazım. Bizim en büyük bence risklerimizden bir tanesi evet. Bu şirket olarak da. Yani biz işin içinde gündelik hayatta çalıştığımız için Ozan için o hadi benim için nispeten son bir yıl işin içindeydim. O yıllardır bu işin içinde. O yüzden ona son derece doğal gelen bazı konuların kullanıcılar tarafından bırakın kullanıcıyı benim için de bizim şirketteki çalışan arkadaşlarım için de çok kolay konular olmadığının da bilincinde olmamız lazım. Yani ben o geçişkenliği sağlamaya başladığımızı düşünüyorum şirket evet. içinden. Ta işte size kadar serayet etmeye başladı. Yavaş yavaş bu artık normalleştireceğiz. Bu hepimizin normalleştiriyoruz onu bir anlatayım. Teknolojinin kullanımının kolaylıklarını. Şimdi bu kripto paraların mottosu şu. Kendi kendinizin bankası olabilirsiniz tamam. isterseniz. Şimdi ama tabii bu kendi kendinizin bankası olma şeyi bazı sorumluluklar da getiriyor. Yani bir bankadaki rahatlık yok. Banka şubesini arayıp nerede benim param diyebilirken evet. kendi kendinizin bankası olduğunuzda o cebinizdeki şifreye sahip çıkma kültürü, bunların kullanımı. Şimdi bunların da rahat bir kullanım alanı henüz yok. Şimdi biz bu fiyat paralardan... İnsanlar buna yani sadece bir şifreye, hı-hı. o paraya dokunamamaya, görmemeye, paranın sadece bir şifre olmasına hı-hı. bu teknolojiye alışıyor mu? Yoksa sadece yatırım yapıyor ve teknolojiyi siz mi yönetiyorsunuz? Aslında alışmıyor. Şöyle oluyor. İlk başta alışılabilecek bir şey değil. Gerçekten de yani karmaşık bir şey. Elle götüren, tutamıyorsun, göremiyorsun. Bir para veriyorsun ama yok para, şifre var. Kesinlikle. O yüzden zaten öncelikle bizim gibi... Tabiri caizse işte inekler bu işi öğrendik. Bizler bunu çok işte teknolojik olarak altyapısını öğrendik. Şimdi biz öğrenemeyenler için de zaten aslında blockchain'i hayata geçirmek istediğimiz konu bu teknolojinin herkes tarafından kolayca kullanılabilir hali ama aynı zamanda da aynı güvenlik sağlamlığının korunabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yani kripto paraların, blockchain'in hayatımıza getirdiği bazı şeyler var. İşte güvenli olması, hızlı olması. Bunları da bozmadan, merkezi hale getirmeden insanların daha kolay kullanımını sağlayacak ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi 2018 yılı aslında birazcık girmek istersem daha çok 2017 yılında yaşadığımız problemlerin, yani problem nedir yaşamadık problem diyemem. Mesela en çok problem? En çok problem hızla ilgili. Hızlı. Hem ama o Özgür Bey hızlandık dedi. O evet. İşte o hızlanmayı siz yaptınız. Yani hep beraber. Hani hep beraber teknoloji. Şirkette iyi olan her şeyi ben yaptım tabii doğal olarak. Şikayetlerinizi müdüriyeti. Pardon. Ya bu iş yani inanın evet, o kadar. Ozan Bey yardım etti. Yardımcı oldu. Bu iş o kadar takım işi ki yani çünkü trade dediğimiz şey olayın finans hayır, boyutu var, yaptım, operasyon boyutu var. Şaka zannettim ben de. Hayır, şu andan da söylüyorum.
Hiçbirinin tek başına, hiç kimsenin tek başına ne teknolojisini, ne işlem altyapısını, ne platformun sağlıklı çalışmasını üstlenebileceği bir ortam yok. Yani bu işte finans boyutu var, operasyon boyutu var, teknoloji boyutu var. Burada takım olacaksın. İyi bir takımsan engelleri aşıp yeni şeylere, hedeflere doğru gidebiliyorsun. Evet. Ozan'ın yaptığı birçok çalışma doğrudan kullanıcıları etkilediği için onun performansı, ekibin performansı diğer bütün ekipleri için de geçerli bu. Yani harika bir teknolojiniz varsa, eğer süreçleriniz sağlıklı değilse, finans tarafından çok anlamıyorsanız yine aslında istediğiniz yere gitmeyebiliyor. O zaman geleneksel finans piyasalarıyla bu teknolojiyi de buluşturmak gerekiyor. Gerekiyor. O da başka bir konu işte. Kesinlikle. Farklı ama dolayısıyla orayı da bilmeniz lazım. Kesinlikle. Sadece teknolojiyi bilmeniz yetmiyor. Evet. Ben finans taraflarına hakim oldum. O yüzden tek başınıza ben yaptım. Birbirimizden çok şey öğrendik 2018'de. Evet. Sağ olsun. Gerçekten biz yaptık. Özgür Bey yaptı. Biz destekledik. İnanılmaz bir liderimiz var ve çok iyi takımız değil. Gerçekten. Arada bunları söylemezseniz sorun çıkıyor. Canlı yayını mahvetmeyin. Beni dışarıdan bakanlar bana da bazen soruyorlar teknolojisiyle falan ilgili. Vallahi bilmiyorum diyorum. Yani çünkü bilmiyorum. Yani bu olayın bir tarafları bilmek, öğrenmek mümkün değil ama herkes kendi dağılığı ortaya koyarsa bunu harmanlayıp iyi bir yöne gidiyorsunuz. Yoksa çok zor yani iş. Bu yazılım, bu teknolojiyi geliştirmek, bu hızı sağlamak ve siber mesela hep sorulan bir şey. Tamam, bu şifreler, bu sistem, param benim nerede, bu şifre benim param. Buna birisi saldırırsa ne olacak, sistem çökerse? Hı-hı. En çok sorulan sorulardan biri buydu. Ayrıca bir sürü soru geliyor, hemen toparlayalım çünkü soruları da cevaplayacağız. Hı-hı. Yani bu şöyle bir şey, zaten bu açıkçası bizim BTC olarak yaptığımız bir şey değil. Bitcoin ya da işte diğer kripto paraların geliştirilirken ki teknolojinin en büyük şeyi herhangi bir saldırı, herhangi bir devlet, merkez ya da işte büyük bir kuvvet buna bir saldırı yaptığında işte açıklara yani çıkması. Bir yere saldırdığında bütün şifreleri kırmak anlamına gelmiyor. Yani burada işte nasıl şey bir çok koruma önemli. Burada ve siz de ayrıca ne yapıyorsunuz? Bizim tabii şimdi marka olarak eski bir marka olmamızın ve de işte 2018 yılında yaptığımız altyapı yatırımlarının burada biraz önemi var. Geçmiş zamanlarda biz de bazı siber güvenlikle ilgili tabii ki de problemler yaşadık. Hı hı. Ama bunları daha erken zamanlarda yaşadığımız için 2018 yılında yaptığımız en büyük yatırımlardan biri de bu tarz siber güvenlik önlemleriyle ilgili yatırımlar oldu. Bunlara yani merkezi bir yapı olduğu için burası. Buraya bir saldırı olduğunda tabii ki de müşteri paralarını korumakla yükümlüyüz. Bunlarla ilgili çok geniş önlemler aldık. Yani bu biraz tabii geniş bir konu burada. Çok fazla detay da zaten vermek istemem ama. İzleyenler bayağı bir hakim zaten. Evet, 2018 yılında yaptığımız biraz sorulardan anlıyorum. En büyük yatırımlardan biri buydu diyebilirim aslında. Yani 2018 yılı içerisinde dikkat ettiğimiz. Tabii bu güvenlik dediğimiz şey sadece işte çok güzel kasaya koyduğum zırhlar değil, süreçler. Protokoller ve insanların Özgür Bey'in de dediği gibi bir takım içerisinde bunların uyumu. İşte bizde işte iç denetimden, siber güvenlik departmanından şeye kadar hepsi var. Ayrı ayrı birbirinden bağımsız şekilde çalışıyor ve denetleniyor. Yani böyle bir saldırı nasıl bir saldırı olacağını bilmiyorum ama tabii zaman zaman saldırılar yaşıyoruz. Bunları da çok güzel bertaraf edebiliyoruz şu an için onu söyleyebilirim. Siz bu yazılımı sürekli geliştiriyorsunuz. Evet. Sürekli aslında Bitcoin teknolojisini bugünden uyguluyorsunuz. O yazılım için sürekli yatırımlar yapıyorsunuz. Evet. Özgür Bey'in biraz önce aktardığı yatırımların birçoğu da sizin alanınıza giriyor. Evet. Bu yazılım sürekli geliştiriliyor. Hı-hı. Ve sürekli o teknolojinin hızlı. O teknoloji bir yerden böyle gelip böyle uçacak gibi geliyor bana. Ya şimdi çok doğru söylediniz. 2018 yılında aslında bizim gibi böyle teknoloji insanları için bu fiyatın böyle fiyat konuşulmamasının güzelliklerinden biri de bizim buna vakit ayırıp o hype'tan uzakta teknolojiyi geliştirebilmemiz piyasa oldu. Piyasa biraz imkan verdi aslında. Evet. Sektör çalışanları. Kesinlikle. Yani dedi ki şimdi fiyatlar bu durulma var. Bu durulmada sen bir karar ver kardeşim dedi. Sen bu sektörde çalışmak istiyorsan bir alternatif yatırım yapıp hayatı ilerletmek, daha fazla kendi geliştirmek için imkan sağlamak. Bir kısımda yo iyiydi ben bununla iyiyim. Yağımda kavruluyorum. Güzel para kazandım. Yine gelirse yine olduğu kadar kazanırım gibi. Evet. O yüzden bir fırsattı Ozan'ın dediği gibi. Bir fırsat. Bizim için çok büyük bir fırsat oldu mesela bir nevi. Bayağı altyapımız 2017 yılında yaşadığımız teknik altyapı sorunlarının
çoğunun üstesinden geldik. Çok daha büyük güncellemeler de yolda geliyor. 2019 yılının başlarında altyapısal bayağı büyük geliştirmelerimiz var. Ben 2018 yılında diğer bu işe inanan, hani hatta ben balon nedir onları pek bilmem ama hani bazen balon diye nitelendiriliyor bu kripto paralar. Bunun balon olmadığını da şöyle anlayabiliyorum. Balon diyen var, inanmayanlar var. Mesela böyle bir balon, paranın kullanılması zor, kullanılmayan bir paranın. Evet, yani diğer, ben evet böyle görüşler de var tabii ki. Parasal değer olarak tabii ki bir şey demek istemem. Bilmiyorum yani onu ama teknolojik ve kullanım alanı olarak bir balon olmadığını şuradan anlıyorum. Buna inanan firmalar fiyatından bağımsız çok büyük yatırımlar yaptılar. 2018 yılında daha henüz piyasaya açıklanmamış dünya genelinde dev diyebileceğimiz firmaların bu konularda yatırımları var. Bunları göreceğiz. İşte birçok alanı değiştirecek yatırımlar var. Her an bunlarla ilgili birkaç büyük açıklama bekliyorum ben açıkçası. Böyle şeyler olduğu zaman zaten hani fiyatta kullanım alanına göre değişecek bir şeyse ben hep öyle bakarım. O zaman çok önemi kalmayacağını düşünüyorum. Bu kullanım alanı geliştirdiğinde. 2019'daki en büyük yatırım planlarımız var. Hayata geçirdiklerimiz var. Bir de yatırım planlarımız var. Yapacaklarımız var dedi Özgür Güner'e. 2019'da en büyük hedef ne? En büyük hedefimiz... Yani kullanıcılara şu anda ne söylersiniz? 2019'da şu an, ne olacak dediğinde? 2019'da yeni bir altyapımız var. Şu an test aşamasında. Bu altyapıyı insanlara lanse edeceğiz. Nasıl? Onu kullanmaya başlayacaklar. Tamamen yeniden yazıldı bütün engine'larımız. Bayağı bir şey yapacaksınız. Evet, tamamen yeniden yazıldı ve çok entegre bir sistem. Örneğin şöyle bir şey söyleyebilirim. Kullanıcılarımızın en çok istedikleri şeylerden biri TradingView'la entegre olma. TradingView'la entegre olacağız. Onlar üzerinden bu kripto para işlemi yapanlar bilir kullanıcılarımız. Matrix gibi bir Matrix'le de bu arada entegre oluyoruz. Özgür Bey kendisi açıklar ama bizim yeni altyapımızla birlikte bu yeni API yapımız ve yeni engine'larımızla birçok yerle, birçok başka borsayla, birçok başka aracı kurum diyebileceğimiz daha şeylerle. Olacaksınız. Evet, çok daha ulaşılır olacağız. Daha hayata gireceksiniz. Evet. Öyle özetleyebilirim. Evet, teknolojiyi ölçükçeleştirebilirim sizi. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Şey diyeyim o zaman, mesela çok bekleyen, API kullanan, işte bu bot dediğimiz şeyleri yazmak isteyen ama işte belli başlı konularda onlarla zorlanan kullanıcılarımız var. Onları çok Özgür Bey'den size, sizden bana. Darbe üstüne darbe. Tamam, anlayacağım, söyleyin. Şimdi botlar var. Alışveriş, bu alış ve satış işlemlerini otomatik yaptıran sistemler var. Robot da diyebiliriz bunlara. Algoritmik trade yapan bazı kullanıcılarımız var. Onların çok daha kolay kullanılabileceği, daha hızlı ve seri bir altyapı. Çok daha kolaylaşacağı bir platform oluşturacağız. Aynen öyle. Evet, daha yeni vuramadınız. Yok anladım. Yok, ben yok, zaten o üç bölüm lütfen. Sonrasında sizi de çözdüm Ozan Bey. Teşekkür ederim. Şimdi sorulara biraz bakalım mı hızlı hızlı? Olur tabii ki. Sonra da soracaklarım yine var tabii ki. Mesela gençler çok ilgili, geleceğin teknolojisiyle de ilgili, kripto paralarla da ilgili. Dolayısıyla siz gençlerle çalışıyorsunuz. Evet. 9 kişiden 90 kişiye çıktınız, çoğunluğu genç. Yeni gençler alacak mısınız ve hangi alanlardan alacaksınız? Geleceğin işi ne olacak, ne görüyorsunuz? Çok genç liderler ve yöneticiler olarak önemli sorular soracağım onlara. Tamam. Ama önce izleyicilerden gelen sorulara bakalım. Bülent Tekin sormuş. Şimdi BTC'deki portföyümüzü uzun süreli saklamak istersek ayrı bir cüzdanda mı saklamalıyız yoksa BTC Türk hesabımızda kalması bir sorun teşkil eder mi? Şimdi ben güvenlik açısından kısaca söyleyeyim. Şey olarak tabii ki bizde saklamalarında bir sakınca yok ama bu genel bir yatırım bu tarz bir paraları saklamadan önce mutlaka kendi dersine çalışması lazım kullanıcılarımızın bence. Ben bunu teknik açıdan nasıl söylüyorum. Çalışacağız? Nasıl saklayacağınız, buna yatırım yaptığınız zaman bir kafanızın bir köşesinde de nasıl saklayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Bunun da yatırımını yapmanız gerekiyor. BTC Türkiye sonsuza kadar güvenebilirler ancak farklı imkanlar oluyor, farklı yurt dışı borsalarına para gönderip oradan bir şeyler almak istiyorlar. Doğası ve ruhu gereği de aslında yani tamamını BTC Türk'te tutmaktansa en azından küçük bir kısmını yani kendi cüzdanını oluşturmak için yani zaten Bitcoin'in ruhunda kendini kontrolünde bireysel olmak olduğu için yani bence onu öğrenmeleri ya da belki bu sorudan şöyle bir şey çıkarım yapıyorum ben. Onunla ilgili belki de bizim bir özel ben bunu hep söyledim ama Ozan'la biz program yapmamız bir fazla teknik olacak belki bazı kullanıcılarımız için ama özel bir belki özel video bir şey üzerinden. O zaman ben şöyle bir teknik müjde vereyim en azından.
önümüzdeki dönemde Bitcoin için geçerli bu ama diğer Litecoin için de geçerli olacak. Hiç bizde saklama yapmadan, bize gönderim yapmak zorunda olmadan Lightning Network teknolojisiyle aramızdaki bir kanal yardımıyla direkt alım satım yapabilecekler. Şu an onun teknolojisiyle ilgili çalışıyoruz Ar-Ge ekibimiz. Biraz önce söylediğiniz teknoloji de ona bağlantılı. Yani bu şöyle bir şey gibi düşünün. Kendi hesabına hakim olup orada yönetmek yani öğrenmekte başka... Öğrenmekte fayda var. Öğrenmekte evet, mutlaka fayda var. Evet. İyi bir evet. Şey olur. Uzun vadeli ise tabii. Şimdi bu saklama konusunda çok soru gelmiş. Hı-hı. Demek ki öyle bir açık ve eksik ihtiyaç var. Evet. İhtiyaç var. Sigortalı olarak Bitcoin saklamaya saklama gibi bir sistem olabilir mi? Ya da Bakt gibi bir servis düşünüyor musunuz? Şimdi sigorta işi, tabii sigortacılık farklı bir alan. Bizim alanımız değil ama global ölçekte bunu devamlı araştırıyoruz. Fakat kripto para platformlarıyla ve veya kripto parayla ilgili herhangi bir dalda global bir sigorta hizmeti ne yazık ki şu anda yok. Buradan sigortacılara sesleniyorum der. Eğer o hayata geçmeye başladığı zaman biz de tabii ki bu kurumsal almamız gereken ne tür önlem varsa bu konuda o maliyete katlanma konusunda da istekliyiz. Dolayısıyla o tarafta bir şey alabiliriz. Bakt'ın servis modeli yani kast eğer bu mevduat sigortalaması gibi. Paranın garantisi gibi. Genelde bizim hedefimiz bizim şirketin kazandığımız varlıklardan veya öz sermayemiz üzerinden belirgin bir kısmı güvence altında tutabilecek bir sistem. 2019 yılında kullanıcılarımızla paylaşıyor olacağız. Dolayısıyla ana hatlarıyla şu anda elimizde olan imkanlar ne yazık ki sadece Türkiye değil global ölçekte de bunlar. Bu taraftaki tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Zaman zaman uluslararası hizmet veren sigorta şirketleriyle özellikle Asyalı sigorta şirketleriyle konuştuğumuz dönemler oluyor. Ama global ölçekte böyle bir hizmet sunulmaya başlamadan sanırım bizim de öyle bir hizmete erişimimiz olmayacak. Aslında bununla beraber buna bağlantılı bir soru da var. Şimdi hükümetle iletişiminiz var mı blockchain teknolojisiyle ilgili? Türkiye'de nerede ne yapılıyor? O geleceğe biz nasıl hazırlanıyoruz? Geç mi kalıyoruz diye Burak Aktan merak etmiş. Bu soruyu biz de 10. bölüm boyunca çok sorduk, sorguladık. Çok kısa şöyle özet verebilirim. Özellikle blockchain konusunda, biliyorsunuz Türkiye Bilişim Vakfı'nın da bir yeni bir platform oluşturdu bu yıl Haziran ayı içerisinde. Blockchain Türkiye platformu var. Şu anda 40'ın üzerinde üyesi var ve bunlar çok kendi alanında uzman kurumlardan oluşuyor. Biz BTC Türk olarak oranın da üyesiyiz. Dolayısıyla blockchain'in Türkiye'de hem kamu tarafında hem özel sektör tarafında farklı örnekleri olabilir mi? Hayata neler geçirebiliriz? Bu konuda çalışıyoruz. Bu sadece BTC Türk'ün alanı değil, BTC Türk'ün ama önemli katkı sağlayabileceği bir alan. Ben blockchain tarafında da Türkiye'deki ilginin özellikle kurumlar seviyesinde yüksek olduğunu, kamu tarafında bu konuda bir iştah ve ilgi olduğunu da düşünüyorum. Geçmişte ki programlarda konuşmuştuk. Belki de Bitcoin'in hayata geçtiği ve daha çok tanınmaya başladığı 2018 yılı ve sonrasında dönüp baktığımızda diyeceğiz ki Bitcoin çok doğru zamanda çıkmış. Çünkü bir yandan global ticaret savaşları var, sosyopolitik sıkıntılar var. Bu sadece bizim bölgemizde değil artık her yere yayılıyor. Yurt dışında bile bütün enerji sektörü, enerji sektöründe kullanılacak para olarak kripto para diyor. Dolayısıyla yani o ticaret çok, savaşlarını aşmanın ve milli para kullanımı içinde çok güçlü bir alternatif olduğunu aynen söylüyor. Aynen öyle. Artık yani bu konu arkanızı dönüp ya bundan bir şey olmaz diyemeyeceğiniz bir konu. Çünkü eğer olursa size şirketinize size derken şirketinize sektöre. Bir de bu teknolojiye arkanızı dönemeyeceksiniz. Aynen dünya öyle. Oraya maliyeti doğru çok gidiyor. Yüksek olur. Yani evet. Bu konuda çalışmanın maliyeti ancak emek insan gücünüzü harcamış olursunuz. Para harcamış olursunuz bu. Ama buna eğer arkanızı dönüp buradan hiçbir şey olmaz bakış açısıyla her işi aynı şekilde yapmaya devam ederseniz 3 yıl sonra belki sektörünüzde faaliyet gösteremeyecek bir noktaya da gelme riskiniz var. O yüzden yöneticilerde bu bilinç olduğunu ben düşünüyorum ve görüyorum. Kamu tarafı için de geçerli bu. Umuyorum hem ülkemiz hem şirketlerimiz bu konudan faydalanacaklardır. O konuda Ozan Bey'in söylediği bir şey var. Büyük şirketlerden önemli yatırım haberlerini 2019'un başında duyabilirsiniz dedi. Evet, evet. Bu da kullanılırlığı ve geleceğe dönük bakışı biraz daha değiştirir. Kesinlikle. Ve seyri de değiştirebilir. Yani şeyde bu Türkiye'deki bu duruma bakarsak blockchain teknolojisiyle ilgili çok yetenekli insanlar var. Ben görüyorum, tanışıyorum. Çok fazla projeler var. Yani kamu kuruluşları da buna çok soğuk değil, uzak değil. Olmamalı da elbette ama şöyle bir sıkıntı var. Ne denir ona, regülasyon mu diyeyim? Regülatif durumlarla, hukuksal süreçlerle bu teknolojinin hızı aynı değil. Aynen. O yüzden de
biz geri kaldık diyemiyorum. Bürokratik engelleri de var. Maalesef geri kaldık diyemiyorum ama önümüze açılsa çok fazla proje çıkartırız diyebilirim yani. Türkiye en azından. Türkiye bu konuda önce olabilir dedik. Önce olabilir. Evet. Bütün katılımcılar da aynı şeyi söyledi. Önce olma konusunda da geç kalmamak gerekiyor. Bir fırsat var. Bir fırsat var çünkü orada. Hani bir sürü şeyde geç kaldık ama burada fırsatı henüz kaçırmış değiliz sorunun kesinlikle cevabı olarak. Kripto para borsası açmak için gerekli maliyet ve yasal prosedürler neler diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi yani iş modeli olarak bunu bu kadar detaylı anlatmak kolay değil ama şöyle örnek verebilirim. Bir kere ciddi bir yatırım gerekiyor. Yani kullanıcılar arasında eğer kripto para platformu yapmayı düşünen ya da hayata geçirmeyi düşünenler varsa bunun 3-4 arkadaşın bir araya gelip hadi yazılım geliştirerek olmayacağını... Hadi borsa oluşuyorum, burada işlem yapın gibi bir şey olmuyor. Kolay değil çünkü en önemli handikaplardan bir tanesi tabii ekipe ihtiyacınız var. Onun dışında teknolojiye ve yazılımı bilen bir ekibe ihtiyacınız. Yani sadece ekip olması yetmiyor, donanımlı olması gerekiyor. Bu ekibin en iyisine ihtiyacınız var. Bir yandan da aynen. Bir yandan da şöyle bir durum var. Likidite çok önemli. Yani BTC Türk şu anda Türkiye'de likidite anlamında, kullanıcı sayısı anlamında lider kuruluş. Biz öyle olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de çok rakibiniz çıkamıyor. Yeni gelenlerin işi o anlamda nispeten zor. Daha çünkü zor. Bu likidite olmadan yeni kullanıcı çekmeniz de zor. Dolayısıyla yani çok kolay bir proje değil. Eğer düşünenler varsa iyi hesap kitap yapmalarını öneririm. Yani bu böyle Forex gibi işte anladım, değişmeyen bir teknoloji de değil. Altyapısı şey de değil. Dinamik. Evet, sürekli değişen bir şey olduğu için ekibe mutlaka ihtiyacınız var. Hazır bir şey alıp kullanırım diyebileceğiniz bir konu değil açıkçası. Evet. Şimdi evet, çok sorulan soruları biz en başta cevaplamıştık ama kurtulamazsınız. Yeni yıl özel programı olduğu için 2019 sonu Bitcoin fiyatını açıklayacağım. Birazdan. Bitcoin artar mı, alalım mı? Sizce boğa dönemi ne zaman başlar? Dünyada dolar sürekli azalırken kripto paralara yatırım gelmesi ne kadar mümkün görüyorsunuz? Ben Bitcoin'in fiyatının... İlk ondaki kripto paralardan hangilerini eklemeyi düşünüyorsunuz? Ayrı soralım onu. Ben de soracağım. Niye sürekli kripto para eklemiyorsunuz? Niye 5 tane? Nasıl seçiyorsunuz? Çok mu zor sisteme sokmak? Onu şimdi soralım. Önce ne olur boğa piyasasını bekliyor insanlar. Şimdi benim ben beklentim Bitcoin fiyatının yükseleceği yönünde. Yani bunu buradan çıkışımın iki tane noktası var. Bir tanesi kurumsal yatırımcıların artık Bitcoin'e yatırım yapabilecekleri altyapının oluşmaya başladığını görüyorum. Biraz önce bahsettiğimiz BACT projesi, fiziksel teslimatı olan vadelilerin hayata geçmesi, olası bir borsa yatırım fonu, ETF'in kripto para özellikle Bitcoin için hayata geçebilecek olması, bazı Amerikalı köklü finansal kuruluşların özellikle saklama tarafında biraz önce en çok soru geliyor dedik. Kurumsalda evet, saklamadan, da benzer sigortadan bir problem var. Yani alışık oldukları gündelik kurumsal hayat içerisinde saklama tarafına yeni hizmetlerin geliyor olması. Kısacası çok büyük kurumsal paranın yani emeklilik fonu, yatırım fonu, hedge fundlar veya kurumsal para, özel bankacılık, family office'ler çok geniş bir alan orası. Trilyonlarca dolar yönetiliyor. Oradaki hayatın gündelik akışının kripto ile Bitcoin ile buluşacağı günlerin ben yakın olduğunu düşünüyorum. Onu da 2019 yılı içinde olmasını bekliyorum. Dolayısıyla bu fiyatı olumlu yönde etkileyecek bir ivme katacak bir katalist olacak. Bir kere inancım bu. Ama biraz önceki uyarıları mutlaka yeniden yapmamız lazım. Bitcoin şimdi 2017 yılı içerisinde sonunda yaklaşık 20 bin dolarlara fiyat geldiğinde ne konuşuyorduk? Ya adama bak işte 10 dolardan almış, 100 dolardan almış. 75 dolardan almış, zengin olmuş, ne kadar kolay para kazanmış. Şimdi evet, o günlerin maalesef aslında güzel bir örneğini yaşıyoruz. Çünkü yılbaşında 20 bin dolardan Bitcoin alan bir kişi, bugün Bitcoin 3500 dolara düştüğünde yaşadıklarını, bu 75 dolardan alıp da tuttu, balına 20 bin dolar oldu, çok zengin oldu diyen kişiler de yaşadı. Ozan daha iyi hatırlayacaktır. Maalesef. Bitcoin 50 dolardan 1200 dolara neredeyse gitti ve 75-80 dolarlara düştü. Geri geldi. Dolayısıyla evet, işte o dalgalanmanın yaşandığını o nefesi taşıyabilecek kişiler bu işten uzun vadeli kazançlı çıkıyorlar. Önce onu vurgulayayım. Bunun ve paraca içinde, da çok riske aynen, ne risk aldığını bilmen kesinlikle lazım. Ne kadar aldığını bilmen lazım. Bir ay sonra paraya ihtiyacınız varsa misin? Ya da 6 ay sonra. Borçla falan kesinlikle. O yüzden mesela BTC Türk politika olarak hiçbir şekilde kredi kartıyla Bitcoin alınmasına falan da
izin vermiyor. Bu ana çıkış nedenlerinden bir tanesi bu. Kredi yani, kartıyla yok, alamıyor. 75 dolara Bitcoin alıp paranızı 15'e katladıktan sonra eski haline dönmesinin çilesini çeken insanlar 20 bin dolardaki fiyat seviyesini görebildiler. O yüzden o güzel kişilere de çok ballısın. İşte aldın, kenara koydun da zengin oldun diye bugünden o söylememek lazım. Eğer 20 bin dolardan 2500-3000 dolara olan bu düşüşte hayatın alt üst oluyor ise ya problemin pozisyonunda bir problem var ya finansal durumunda bir problem var ya bakış açında. O yüzden fiyat dalgalı bir şekilde eğer gidecekse yukarı gidecek diye düşünüyorum. Onun için de sabretmek gerekiyor. Evet, düşüşler olsa bile yukarı çıkışlar da olacak. Kripto paralar, ilk ondaki kripto paralar olacak mı diye sorulmuştu ya. İlk siz 5 kripto para işlemi yapıyorsunuz. Bu yıl 5'e çıktı zaten. Şu an 6 olduk. Şu an 6 olduk. Evet, bakın hızlandı. Nasıl seçiyorsunuz? Onu sisteme almak çok zor mu, kolay mı? İlk onu alacak mısınız diye kısa kısa gidelim. Şimdi şöyle teknik... Bir soru daha alayım oradan sonra... Tamam. Teknik olarak ne vaat ettiğine bir kere bir bakıyoruz öncelikle kendi kendimize. Bizler de bu işi uzun zamandır takip eden insanlar olarak teknik olarak ne vaat ediyor? Ekibi nedir? Mevcut kripto paralarda ek kimin, ne getiriyor? Kim kurmuş işlemini? Kim, yani evet kim nasıl bir... Ya bunlar genellikle açık kaynak kodlu olmasına çok dikkat ediyoruz. Bir şirkete bağlı olmamasına biraz dikkat ediyoruz. Bir topluluğun... yönettiği bir şey olmasına dikkat ediyoruz. Arkasındaki güç. Evet, arkasında insanların, evet, aynen. Ona çok bakıyoruz. Bir de ayrıca işte örneğimizde Bitcoin'in alternatif para birimlerini koymuyoruz. Bitcoin'in forkları dediğimiz anladım. Çatallanma sonucu işte onunla olan para birimlerini felsefe olarak inanmıyoruz onlara. Evet. Çünkü bu biz burada tekrardan belirtmek isterim. Biz işte coin'leri koyalım, coin diyorlar herkes. Bu kripto paraları koyalım, para kazanalım, biz aracı kurum gibi komisyon alalım değil, ekosisteme faydası olabileceğini düşündüğümüz, insanların da aldığı zaman yarın üzülmeyeceği, çok onları da çalışabileceği bilinmeyen şeylerin olmadığı para birimlerini seçmeye çalışıyoruz. Tabii teknolojik olarak da gelişime açık olacağını düşündüğümüz, onun dışında da Özgür Bey'leri de tabii ayrıca kendi kıstasları var, araştırmaları var. Ama benzer oturup şeyler konuşuyoruz. Yani. Evet, çok oturup konuşuyoruz. Ya yani Ozan'ın onayı, ya ben bu kripto paranın teknik olarak altyapısına, güvenlik yapısına, komüniteye katkısına veya çalışma prensiplerine doğru bulmuyorum dediği hiçbir kripto parayı buraya eklememiz mümkün değil. Önce Ozan'ın bir filtresinden onayından geçmesi. Aynen öyle. Vergilendirme konusu. Net değil. Dolayısıyla yani şu anda bizim aslında regülasyon tarafında baktığımız zaman bir bu iş bir finansal hizmetler olarak kabul edilecek mi? BDDK, SPK tarafında bir regülasyon olacak mı? Maliye diğer regülasyon noktası. Bir diğer regülasyon noktası da tabii kara paranın aklanması, MASAK tarafı. Bu süreçler açısından bakıldığında aslında... Bunları siz nasıl denetliyorsunuz? Şöyle yapıyoruz. Şimdi ben özellikle vergi tarafındaki yaklaşımım şöyle. Şimdi artık ben o soruyu unuttum ama bu program yani 13 bölüme başlarken herkes kara para aklanıyor. Gelecekle ilgili bir şey yapılmıyor. Orası başka bir falan. Evet. Şimdi artık her şey değişti kafamda ve BTC Türk bence geleceği sırtlama konusunda çok büyük sorumluluğa sahip. Aynen. Gözüm üzerinde. Ya şöyle şöyle örnek vereyim. Şimdi ben öyle görüyorum ve ben yıllar sonra YouTube'da işte onları hep söylüyorum ya. İşte bakın 2018'i bitirirken 2018'de biz böyleydik. Bunları konuşmuştuk. Şimdi hale bakın. Demek istiyorum. Bu yüzden de inşallah öyle olacak. Evet, çok yakından izleyeceğim. Şimdi terörizmin finansmanı, yasa dışı maddelerin ticareti veya kara paranın aklanması biliyorsunuz 2009 yılında Bitcoin'de başladı. Bundan önce kara para aklanmıyordu. Dünyada terörizm yoktu. Finansmanı mümkün değildi. Büyük global bankaların son birkaç aydır soruşturmaları yok. Yüz milyarlarca kara parayı yıllar içerisinde akladıklarına ilişkin Avrupa Birliği yöneticileri araştırmalar yapmıyorlar. Dolayısıyla bu Bitcoin denen şey yüzünden dünyada terörizm ve kara paranın aklanması olayı başladı. İnşallah 2019 yılında bunu da halledeceğiz. Ben bizim şirket açısından... Diyor ki sorumluluğunuz büyük dedim baştan sonra. Evet. Yani tabii ki öyle değil. Yani, bunlarda hiçbir şey yapılmıyor ama şu da bir gerçek. Başladı o. Teknoloji her zaman ilk etapta risk almak zorunda olan kişiler tarafından kullanılıyor. Bu kaçınılmaz. Ama şu anda zaten Bitcoin'in global piyasa değerini, büyüklüğünü
işlem yapmanın zorluğunu, yani bu dışarıdan bunları anlatan kişilere ben rica ediyorum. Gelip BTC Türk'te önce, eğer Türk vatandaşılarsa, bu arada yabancılara hesap açmıyoruz. TCKN'si olan Türkler veya yabancılara olabiliyor. Kişi olmalı. O aynen şey öyle. Veya global adı sana duyulmuş platformlarda, yani köşe başında deal eder gibi yapanlar değil de gerçekten düzgün global platformlarda, ki bunun sayısı 50-100 arası belki olabilir. Bir hesap açmayı denesinler. Bir varsa sakladıkları, aklamak istedikleri bir 10 bin doları, 1000 doları hatta bir aklamaya çalışsınlar. Evet. Bakalım neler yapabiliyorlar, ne kadar başarabiliyorlar. Falan, aynen öyle. Dolayısıyla zaman içinde daha çok anlaşılacak bence Bitcoin'in bundan ibaret olmadığı. Bugün internette yasa dışı kişiler tarafından kullanılıyor. Arabaya da bindiğinizde 200 kilometre hızla kırmızı ışıkta geçebiliyorsunuz. O da bir sıkıntı, çok büyük bir sıkıntı. Doğru. Özellikle ülkemizde. Dolayısıyla o böyle daha iyi anlaşılması gerekiyor. Bunu genelleştirip... Doğru değil bence, evet. Evet, evet, bakmak doğru yani... değil. Şimdi gençlere ilişkin soruyu da sorayım. Sonra sizin söyleyeceklerinizi, eklemek istediklerinizi alıp tamamlayalım. Yeni bir teknoloji, aslında yeni demeyeyim, geleceğin teknolojisi ve gençler çok ilgili. Evet. Sizin ekibiniz genç ve geleceğin işini yapıyorsunuz. Evet. Siz yazılım yapıyorsunuz ve geleceği tasarlıyorsunuz. Bu noktada kimlerle çalışıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Yeni iş alanları nedir? Şimdi... Ve çok gençsiniz. Teşekkür ederim. Siz nasıl bir eğitim aldınız da? Bu geleceğin teknolojisini kuruyorsunuz, yapıyorsunuz. Ya ben, nasıl oluyor bu iş? Ben aslında eğitim olarak öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu normal bildiğimiz yazılım teknolojilerine göre, yani bu bildiğin alım satım değil. Alım satım işte diğer konuları ayrı tutuyorum. Ama normal bir yazılım teknolojisi gibi değil. Yani bildiğimiz, tamam. Buraya çok tecrübeli arkadaşlarla çalışıyoruz tabii. Hepsi yine genç ama... Ama burada tecrübe kazanıyorlar burada, bu konuda. Evet, yani normalde de geldikleri yerlerde çok tecrübeli arkadaşlarımız. Buraya geldiği zaman gerçekten bu teknoloji biraz böyle hepimizi çırak çıkarttı. Şeye göre biraz farklı, zor bir alan. Normalde işte bir yere bir şey soruyoruz, cevap veriyor. İşte o burada bakiyesi var mı yok mu bakıyoruz, geliyor, işte varsa işlem yaptırıyoruz falan. Bu blockchain teknolojisinde merkezi bir yapı olmaması ve de şifreleme algoritmaları gibi konular. Bazen uzun yıllar ben yazılımla uğraştım, hiç şifrelemeyle ilgili bir çalışma yapma gereği duymamıştım. İşte bu kriptografi olsun, işte verinin güvenli şekilde gidip gelmesi olsun, bu konuda birçok şey çalıştım. Mesela, aslında felsefesi farklı değil mi Ozan? Çok yani, farklı, evet. Standart bir yazılım felsefesinin kriptografi. Ötesinde. Kriptografi. Mesela yeni bu konuya ilgisi olan arkadaşlara hemen şey yapıyorlar. Gidip işte Ethereum Smart Contract falan, onlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Tabii ki bu da önemli ama benim yegane tavsiyem, özellikle bize iş başvurusu yapacaklarsa, öncelikle bir kriptografi çalışmaları yapsınlar. Bu mühendis arkadaşlar çok parlak insanlar hepsi. Ama bu konu Türkiye'de biraz geri plana atılıyor. İşte bu şifreleme algoritmaları, bilgi güvenliği, veri güvenliği, bunlar hepsi Bitcoin'in özünde olan şeyler aslında. Hep kriptografiyi vurguladınız. Bu konuda çalışmalar. Orada o konuda çalışmaları, dağıtık yapıda konularla ilgili çalışma yapmaları çok büyük avantaj sağlar. Yani bir tool'ları öğrenmekten ziyade felsefesini ve altyapısını anlamak çok önemli. Özellikle bu Satoshi Nakamoto'nun yazdığı, çok mu teknik oluyor? Yok yok, onu tanıyoruz. Satoshi Nakamoto'nun yazdığı makaleyi okurlarsa... Ozan'ın arkadaşı lise. Biz de yakından artık tanıyoruz kendisi. Onun makalesinde zaten o konuları böyle belli bölümlerden oluşuyor. O bölümleri okuduğunuzda nasıl bir yazılım altyapısı kurmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Bunlar da zor konular. Ozan Bey gerçekten zor ama. Evet, maalesef biraz işimiz zor. Acılarla öğrendik. Yani nasıl bir eğitim aldınız dediniz ya. Acı eğitimi aldık. Eğitim yok mu? Sopa yiye yiye, dayak yiye yiye öğrendik. Aynen, evet, o şekilde. Düşe kalka öğrendim. Evet, yani ben ettim, siz etmeyin arkadaşlar. Yani bu konu çok zor bir konu. Girmek isteyen iki kere düşünsün bunun yazılışını. Sevmesi lazım. Evet. Yani, her işte olduğu nasıl gibi. Nasıl seveceksin? Yani, valla heyecanla hem ekibimizde var hem de açıkçası işe alırken bizi ben çok baktığımız şeylerden bir tanesi bu. Bir de kimsenin bilmediği bir şeyi biliyorsunuz. O yüzden farklısınız. Maaşları iyidir. Evet, fena değil gerçekten. Özgür Bey sağ olsun o konuda elimizi rahatlattı. Çünkü özel bir iş yapıyorlar. Evet, tabii özel bir iş yapıyorsunuz. Dikkat ediyoruz. Ve gelecekte de çok gerekli olacağını düşünüyor musunuz?
Yani ben artık bunun sadece değer taşınan her şeyde kullanılacağını düşünüyorum. O daha büyük önem. Evet, yani bu bir para, bitcoin transferi anlamında söylemedim. Bir şeyin değeri taşınacaksa, işte söylediğiniz yani enerji sizin, sektörü. Siz CV okurken o zaman çok seçicisiniz ve size gelen CV'ler öyle onlarca CV değil. Ya aslında evet, maalesef şu an işte CV ile de çalışamıyoruz çok fazla. Yani bir daha çok böyle network efektimizle network'ümüz. Bu biliyor galiba. Yani öğretmeye destekliyiz aslında. Bilme şartımız yok. Ha, zaten öyle bir dünya yok. Bilme şartımız yok. Bilenler zaten köşelere kapmışlar. Yani bilen insanları bir yerden bir yere götüremiyorsunuz. O iş anladım. Zor. Yani ve yenisini bulmak da çok kolay değil. O yüzden de belli başlı yeteneklerini... Bu da eğitimi işte gösteriyor bize al sorun. İşte maalesef orada biraz zorlanıyoruz. Burada bu soruna böyle bir parantez. Geleceğin meslekleri nedir? Eğitim ne olmalı? Teknoloji nasıl takip edilir? Tam işte canlı canlı görüyoruz. Onu şöyle söyleyeyim. En büyük acılarımızdan biri şu an yurt dışına çok fazla iyi yazılımcı gidiyor. Onları biz buralarda bulamıyoruz. Orada eğitim alıyor, kalıyor. Yani evet, İngiltere'de Bitcoin, blockchain teknolojisiyle iş yapan şirketler bizden daha kolay ekip arkadaşları buluyor. Hem de Türk. Onu söyleyebilirim. Bir de o var. Yani şu son yıllarda en çok gördüğüm şeylerden biri çok beyin göçü var. O çok acı bir şey. Beyin göçü mü denir buna bilmiyorum ama. Yani orada yetişmiş çocuklardır büyük bir ihtimalle. Üniversiteyi orada okumuş, orada kalmış çocuklardır. Yok, hayır. Gayet buradan okuyup, buradan işte herhangi bir normal bir üniversiteyi bitirip bu işleri bildiğini ya da herhangi bir yazılımda yetenekli olduğunu düşünen insanlar kapılıyor diyebilirim. Kapış kapış. İnşallah bir şirketleri olarak büyüdükçe, evet, globalleştikçe, iyi hizmet sundukça, maddi manevi olarak geliştikçe o değerleri tekrar ülkeye getiririz, evet, diye umuyorum ben de. Gelen İnşallah. Soruları da cevaplamaya çalıştık. Hı-hı. Son söyleyeceğiniz 2018'i kapatırken ve kriptometrenin son programında, hı-hı, alalım. Önce sen bir şey söyleyecektin. Yani siz şeyi söyleyecektin, Matrix'le ilgili, şeyle ilgili işbirliklerimizden çok bahsedemedik. 2019'un sanırım ilk başında kullanıcılarımızın hayatlarına dokunacak önemli farklılıklardan bir tanesi Matrix'le yaptığımız işbirliği çerçevesinde. Matrix platformlarında artık BTC Türk üzerinden bizdeki hesabınız varsa işlem yapma imkanına kavuşacaksınız. Yani onu söyledik ama Matrix'i açtık. Terminalinden daha yapılabilecek. Kolay, daha kolaylaşıyor. Yani 2019 umuyorum ki ben daha hayata kullanıcılarımız daha için şeye, aynen öyle. Kullanıcılarımız için çok güzel bir yıl olur. Ülkemiz için, sektör için. İnşallah onlar da sağlıklı, sıhhatli, sevdikleriyle aldıkları kripto paraların yükseldiği, para kazandıkları. Çünkü ben artık bir hamburgerden yıldır... zengin, bir hamburger parasından sonra hızlı yükselişe zengin olur musunuz bilemeyiz ama. Ama umarım kazanırsınız. Ben 25 yıl aşkın finans kariyerimde öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi en iyi kullanıcı, en iyi müşteri, para kazanan müşteridir. Diliyorum ki doğru yatırım kararları versinler. Biz de bunun sağlıklı, güvenli, hızlı bir şekilde hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bizi tekrar izledikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Size aynı şekilde, ekibe aynı size şekilde teşekkür ediyorum. Bizi kullanıcılarımızla buluşturduğunuz için. Sağ olun. Var mı son söyleyeceğiniz? Aklımda ben kaldığını de teşekkür söylemem ediyorum. Lazım dediğiniz. Aklımda kalan... Hayranlığınız ben, artısı. Ben de 3 yıllık finans şeyimde... Evet. Tutun diyorum. Hodl diye üzüldük. Bizim... Çok düşük kalktığınızı, acı çektiğiniz için de üzüldük. Ama evet, başarmışsınız. İnşallah daha da iyi olacak. Daha da iyi olacak. Güzel şeyler bekliyor bizleri. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. 13 bölüm hatta daha fazla birlikte olduk. Bizi kendi ofisimizdeymiş gibi ağırladınız. Biz de çok öğrendik, çok bilgilendik, biraz gelecekle tanıştık ve çok keyifli insanlarla da birlikte olduk sizinle. O yüzden çok teşekkür ederiz her şey için, ev sahipliğiniz ederiz için. Yeni sezonda artık görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Ne değerler? Bedeninizden sağlık, cebinizden para, kalbinizden sevgi, aşk, mutluluk eksik olmasın. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Yeni yılda inşallah görüşmek üzere. Şimdiden iyi seneler ve hoşça kalın.